Niniler hiç bitmeyecek gibi akan gürül gürül bir hayat nehridir. Hiç vazgeçilemeyecek olan bir nehir. Vazgeçilemez. Çünkü sözünden ahengine, her detayında bizi anlatır bize Ninniler. Şimdi geleneksel Ninnilerin milyonlarla buluşmasının hikayesi geliyor karşınıza. Yüreği yanık anaların gönlünden süzülen Anadolu Ninnileri ve işte karşınızda Mircan Kaya. Ninnilerle buluşmam 2004 yılında oldu. O dönemde geleneksel müzik çalışmaları yapıyordum ve bu ninnileri söylemem, Anadolu ninnilerini yorumlamam bana önerildi. Projenin müzik direktörü Emine Güz tarafından. Bir anne olduğum için her şeyden önce mutlak bir şefkatle, hiçbir ticari beklenti gütmeden seslendirdim. Amacı neydi? Bebekler geleneksel ninnilerimizi dinlesin. Anneler bebeklerine geleneksel ninnilerimizi dinletsin. Bu anlamda hedef kitlesine ulaşma bakımından çok büyük bir başarı sağladı bizim ninniler. Bizim ninnilerle ilgili çok geri bildirim alıyorum. Sosyal medya kanalları üzerinden çok teşekkür yazıları alıyorum. Çocuğumu da sizin ninnilerinizle büyüttüm. Allah sizden razı olsun gibi. Çok güzel yorumlar. Ninni söylemek anlamında en önemli kaynak tabii ki kendi içsel kaynağım. Benim kaydetmiş olduğum sesler, içime kaydetmiş olduğum sesler. Çünkü bana da bebekken ninniler söylendi. Kırmızı gönül demek de sevda değil bir alamet, balam nene, yavrum nene. Söyleyerek çocuğumuza aslında kültürünüzün geçmişini aktarıyorsunuz. Geçmişten bugüne sizin taşımış olduğunuz bütün o hani duygusal miras diyeyim, bunu bebeğe aktarıyorsunuz. Bunu yaparken tabii sevgiyle, şefkatle aktarıyorsunuz. O nedenle bazı kültürlerin, coğrafyaların ninnileri çok hüzünlüdür. Bizim çok hüzünlü ninnilerimiz var. Çünkü o coğrafyada yaşanan şeyleri aktarıyorsunuz ister istemez. Hamuru yoğurmak gibi bir şey bu ninniler için geçerli ama başka şeyler de var tabii onun yanında. Okuduğunuz kitaplar, anlattığınız öyküler, onunla oynadığınız oyunlar, sohbetleriniz, her şey etkili oluyor ve ninniler bunun ayrılmaz bir parçası. Söylerken nefsinize hakim olmanız gerekiyor. Amaç burada yalnızca sevgiyi ve şefkati aktarmak. Sesinizin ne kadar güçlü olduğunu insanlara duyurmak değil. Bir anne bebeğine kendi uydurduğu sözlerle de ninniler söyleyebilir. Doğaçlama, sözsüz de söyleyebilir. İçinden geldiği şekilde burada amaç bebeği yatıştırmak,
ben buradayım. Sen bu dünyaya daha yeni geldin. Çünkü annenin sıcak rahminden çıkıp dünyaya gelen bir varlık var. Neye uğradığını şaşırmış. Ve annenin ona veya her kim ona bakıyorsa, ben yanındayım. Bak, sesimle, sesinizle onu aktarıyorsunuz. Ben buradayım, seni gözlüyorum, kolluyorum, seni sarıp sarmalıyorum. Korkma demek. Atem tutem ben seni, şekere gatem ben seni. Akşam ben gelende o yönüne atem ben seni. Akşam ben gelende o yönüne atem ben seni. Hop hopun olsun oğlum, gül topun olsun oğlum. Sıralı kavak dibinde oy toynun olsun oğlum. Sıralı kavak dibinde oy toynun olsun oğlum. Benim yavrum.